Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi size gecelerin ve kahvaltıların vazgeçilmezlerinden birisini yapacağım. Peynirli yumurta. Özellikle öğrencilerin çok hoşuna gidecek bir şey. Çünkü çok pratik. Şimdi benim peynirli yumurtam değişik. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Tereyağlı yumurta yapıyorlar bazısı. Tereyağlı peynirli olmaz. Zaten peynir çok yağlı. Hayvansal yağ var. Şimdi buna bir miktar sıvı yağ atıyoruz arkadaşlar. Şöyle altını açıyoruz. Azıcık yağını kızdırınca buna şöyle kırmızı toz biber. Arkadaşlar bu yumurtanın ayrılmaz bir parçası kırmızı toz biber. Hemen şöyle. Şimdi kızdırırken altını çünkü yağ kızdırmak istemiştim. Mutlaka yağlı peynir. Arkadaşlar. Bakın. Ne yaptık? Kırmızı biberleri yakmadım. Çelik tavada yapıyorum. Ve çelik kaşıkla. Sebebini az sonra söyleyeceğim size. Şimdi çok yüksek ateşte oldu vakit kırmızı biberler yanar. Biz kırmızı biberleri yakmadan tadını almak istiyoruz. Şunlar bir erisin. Peynirimiz eridi. Şimdi buna iki tane yumurta kırıyoruz. Ve karıştırıyoruz arkadaşlar. Yani teflon tavada yaparsam böyle rahat karıştıramam. Bir de ben bunu piştikten sonra dibine yapışan peynirleri kazıyacağım. Esas zevki orada. Bakın arkadaşlar güzel karıştırıyorum. Ve birazcık pişmeye bırakıyorum. Beyazları piş. Her şey pişsin. Evet, şimdi pişmeye yakınlaşmış. Bu bir kere tam karıştırdığımız vakit arkadaşlar bir daha öyle haşır uşur karıştırmıyoruz. Bu şöyle normal kısık ateşte pişecek. Hani omlet pişirir gibi yani arkadaşlar. Beyazları piştiği vakit bunu alacağız. Bu arada dipte yapıyor. Onun dibi zaten dediğim gibi harika oluyor. Evet. Şimdi son fasıl altını açıp kızdırıp kapatıyorum. Bunun sıcaklığı zaten bunu pişirmeye yetecek. Zaten arkadaşlar ayar bu. Hani yumurta pişirirken tam böyle pişirip de altını kapatmıyoruz. Neden? Altını kapattıktan sonra tava sıcak oluyor. Yumurtayı istediğimizden daha fazla pişiriyor. Ne yapıyoruz? Tam pişmeye yakın altını kapatıyoruz. Hani yumurta pişirmekte neymiş be? Herkes pişir diyorlar ama lastik gibi yumurtalar oluyor arkadaşlarım. Deniyoruz yani görüyoruz. Bakın şimdi bu demini alıyor. Gördünüz mü alta yapışanları? Onları da biraz sonra daha da yapışacak. Kızgınlıktan onları da afiyetle kazıyacağım kaşıkla. Bu iki yumurtadan yaptım arkadaşlar. İki kişiyi doyurur. Benim için bir kişilik ama İki kişiyi doyurur. Siz isterseniz yağsız peynirden de yapabilirsiniz ama pek güzel olmuyor arkadaşlar. En güzeli özellikle sert peynir. Ezine peyniri diyelim ya da mesela evde peyniriniz ekşime başladı. Çok keskin bir tadı var. Biraz bozulmak gibi hani bozulma diyorlar. Ekşi oluyor tadı eskidikçe.
O peynirler de daha mükemmel olur arkadaşlar. Eski peynirlerinizi değerlendirmenin en güzel, en lezzetli yolu bu. Afiyet olsun.